Esenlikler bilimseverler. Bugün soğuyan bir evrendeki alanlar konusuna devam edeceğiz. Evrenin dokusundaki daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda evrenin dokusunu anlamaya çalışmıştık. Ve buna bağlı olarak uzayın genişlemesine kadar gelmiştik. Uzayın nasıl hiçlikten var olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. bundan sonra tabii ki daha arkadaşlar daha kısa videolar çekeceğiz. Çünkü konular biraz daha ağırlaştı. Ağırlaşmasının yanı sıra önemli olan bölgelere de girmiş bulunuyoruz zaten. Alanlar sıcaklığa tıpkı sıradan maddenin verdiği gibi tepki verirler. Sıcaklık ne kadar artarsa bir alanın değeri de o kadar şiddetle dalgalanır. Tıpkı hızlı kaynamakta olan bir kap suyunun yüzeyi gibi. Günümüzde uzayın tipik sıcaklığı olan dondurucu soğukta yani mutlak sıfırın üzerinde 2.7 derece veya genel olarak 2.7 kelvin olarak gösterilir. Biz şöyle dersek daha iyi anlaşılır herhalde eksi 271 santigrat derece. Ya da dünyamızdaki ta daha yüksek sıcaklıklarda alan dalgalanmaları veya salınımları çok küçüktür. Ama büyük patlamanın hemen ertesinde sıcaklık öylesine yüksekti ki büyük patlamadan 10 üzeri eksi 43 saniye sonra sıcaklığın 10 üzeri 32 kelvin olduğu düşünülüyor. Bütün alanlar son derece şiddetli bir biçimde salınıyordu. Salınma hareketi hızlı bir yukarı aşağı hareketi gibi düşünebilirsiniz. Evren genişleyip soğudukça başlangıçtaki devasa madde ve ışınım yoğunlukları sürekli olarak azalmaya evrenin dev boyutları, boşlukları gittikçe daha çok boşalmaya ve alan salınımları gittikçe küçülmeye başladı. Pek çok alan için bunun anlamı bu alanların ortalama değerlerinin sıfıra yaklaşmasıdır. Herhangi bir anda belirli bir alanın değeri sıfırın hafifçe üstüne çıkabilir ki biz buna tepe durumu diyoruz ve bir an sonra sıfırın biraz altına düşebilir buna da çukur durumu diyoruz. Ama Ortalama olarak tepe ve çukur noktalarının toplamı çoğu alanın değeri sıfıra yakın kalır ki biz sıfır değerini sezgisel olarak yokluk veya boşlukla özdeşleştirebiliriz. Higgs alanının işe karıştığı yer işte burasıdır. Araştırmacılar Higgs alanının büyük patlamadan hemen sonraki kavurucu sıcaklarda diğer alanlara benzer özellikler gösteren şiddetle aşağı yukarı salınan bir tür alan olduğunu anladılar. Ama araştırmacılar evrenin sıcaklığını ye yeterince düşürdüğünde Higgs alanının da bütün uzayda sıfırdan farklı değerine doğru çökeldiğine inanıyorlar. Buna şöyle diyebiliriz. Boşlukta Hala bir soğuk kalıntı olarak Higgs alanı kalmak zorundadır. Diğer alanlar sıfır olurken Higgs alanı sıfır olmamaktadır. Bu da ileride mat, enerjiyi maddeye dönüştürecek e, yani kütleyi oluşturacak duruma yol açacaktır. Aklınızda tutmanız çok önemli. Dikkat dikkat edin tekrar okuyorum. Higgs alanının da bütün uzayda sıfırdan farklı Değere doğru çökeldiğine inanıyorlar. Fizikçiler buna sıfırdan farklı Higgs alanı boşluk beklenti değeri yani Higgs çökeleği oluşması adı verilir. Ama teknik dili biraz rahatlatmak için ben buna Higgs okyanusunun oluşumu adını vereceğim. Bu biraz şekil 9 bir ağdaki gibi ortasında kurtçukların bulunduğu sıcak küresel metal bir kase, kaseye düşen kurbağanın davranışlarına benzetilebilir. Şimdi arkadaşlar kurba kurbağaya bakın. Bir kurbağa diyelim ki şöyle bir kaseye düştü. Sıcak metal bir kase. Ne yapar? Kurbağa aralıksız bir şekilde sıçrar değil mi? Peki Kabe so kase soğuduğu zaman ne olur? kurbağa sakinleşir. Daha az sıçramaya başlar. Ölmezse tabi. Ve en sonunda kasenin ortasına doğru kayar. Sıfır noktasında durur. Bunu biz Higgs alanı dışındaki alanlara benzetebiliriz. Elektromanyetik alan böyledir. Kütle çekim alanı böyledir. Daha önce öğrenmiş olduğumuz, olduğumuz Young Mills alanları böyledir. Evet 9 bir ağdaki olay bu aslında e, kur, bakın başlangıçta kurbağa bacaklarını yanmaktan korumak için canavriyle ile şuraya buraya sıçrayarak ortalama olarak kasenin ortasından ve kurtçuklardan uzak kalır. Hatta onların orada olduklarının farkına bile varmaz. Ama kase soğuyunca kurbağa sakinleşir artık sıçramaz. Kasenin ortasına doğru kayar ve şekil 9 bir gibi orada akşam yemeğini bulur. Bu tür alanlar sıfır olan alanlardır. Ama eğer kase şekil 91 C'deki gibi farklı biçimde olsaydı her şey daha farklı olurdu. Hemen onu da gösterelim. Evet kasenin ortasında bakın bu sefer bir yer var. Yani kurbağanın ortasına gitmeyi gitmesini engelleyen bir yer. Ve kurt da kurtçuklar da üstünde. Ne olur o zaman Sıcaksa bu yine kurbağa zıplamaya devam eder. Belli bir süre sonra soğuttuğumuzda kurbağa ölmüyorsa tabii ki e, tekrardan ne yapar? Yüzeye doğru kaymaya başlar. Ama dikkat edin yüzeye kayarken tam ortasında duramıyor. Şuradaki çıkıntı yüzünden. Yani daha önceden orada bir e, çıkıntı olduğu için ne yapamaz? Sıfır noktasına kayamaz. Bu da sıfırdan farklı olduğunu gösterir. Yani... Higgs alanı çökeltisi orada kalmıştır. Boşlukta bir miktar Higgs alanı soğuk, soğuk, olduğu için çökeltisi vardır. Buradan da okuyalım. Şekil 91 C. Aynen A'daki gibi ama sıcak kasenin biçimi değişiktir. Kurbağa yine sıçramaya devam eder. D de aynen B'deki gibi ama şimdi kase soğuduğunda kurbağa bir vadiye doğru kayar ki Burası da kase'nin ortasından belli bir, dere belli bir seviye uzaklıktadır. İşte sıfırdan farklı Higgs alanı dediğimizde kastettiğimiz aslında budur. Ama eğer kase şekil 91 C'deki gibi farklı biçimde olsaydı her şey daha farklı olurdu. Gene başlangıçta kase'nin çok sıcak olduğunu ve kurtçukların gene kase'nin ortasında ama bu kez merkezdeki küçük bir tepenin üzerinde olduğunu varsayın. Kurbağayı içeri bıraktığınızda sıcak olduğu için kase gene hızla oraya buraya sıçrar ve ortadaki tepede bulunan ödülünden habersiz kalır. Sonra kase soğuyunca kurbağa sakinleşerek daha az sıçramaya başlar ve kasenin düz kenarlarından aşağıya kayar. Ama kasenin yeni biçimi yüzünden kurbağa hiçbir zaman kasenin merkezine ulaşamaz kasenin vade bölümüne kayarak şekil 9 birdek gibi kurtçuklardan uzak kalır, kalmakta zorundadır bu şekil yüzünden. Ee, uzay zamandaki benzetmeyi bu şekilde düşünebilirsiniz. Diğer bütün alanlar e, 9 bir aya uyarken Higgs alanı buna uymamaktadır. Eğer kurbağa ile kurtçukların arasındaki uzaklığın alanın değerini kurbağa kurtçuklardan ne kadar uzaksa alanın değeri de o kadar büyüktür. Ve kurbağanın yüksekliğinin o alanın değerindeki enerjiyi te temsil ettiğini varsayarsak kasenin içindeki kurbağa ne kadar yüksekte ise alanda o kadar fazla enerji içerir demektir. Bu örnekler evren soğudukça alanların sergiledikleri davranışlara benzetilebilirler. Evren sıcakken alanlar Tıpkı kasenin içindeki kurbanın bir yerden diğerine sıçradığı gibi şiddetle bir değerden diğerine sıçrar. Tepe ve çukur olarak. Evren soğudukça alanlar sakinleşirler, daha seyrek ve daha sakin sıçramaya başlarlar. Ve değerleri aşağıya, düşük enerjilere kayarlar. Salınımın e, o değeri tepe çukur büyüklükleri, genlikleri düşer. Önemli nokta işte buradadır. Kurbağa örneğinde olduğu gibi nitel olarak farklı sonuçların ortaya çıkma olasılığı vardır. Eğer alanın enerjisi Kase'nin şekli ki buna potansiyel enerji denir. Şekil 9.1a'dakine benziyorsa alanın uzaydaki değeri tıpkı kurbağanın kurçukların bulunduğu yere kadar kayması gibi Kase'nin merkezine kadar yani sıfıra kadar düşecektir. Ama eğer alanın potansiyel enerjisi Şekil 9.1c'dekine benziyorsa alanın değeri sıfıra kadar enerji kasesinin merkezine kadar düşmeyecektir. Tıpkı kurbağanın kurtçuklardan sıfırdan farklı bir miktar uzaklıktaki vadiye kayması gibi. Alanın değeri de vadiye kasesinin merkezinden sıfırdan farklı bir miktar uzaklıkta olduğu için kayacaktır ki bunun anlamı sıfırdan farklı bir değer alacağıdır. Bu son davranış biçimi Higgs alanların karakteristiğidir. Evren soğudukça bir Higgs alanının değerinde vadeye takılır ve hiçbir zaman sıfıra düşmez. İleride bunun çok önemli olduğunu yine göreceksiniz. Bu tarif ettiğimiz şey bir örnek bütün uzayda olacağından evren bir örnek ve sıfırdan farklı bir Higgs alanı yani Higgs okyanusu içinde yüz, yüzmektedir. Bunun oluş nedeni Higgs alanlarının temeldeki tuhaflığına ışık, ışık tutar. Uzayın bir bölgesi soğuyup boşaldıkça yani madde ve ışınım daha dağınık hale geldikçe yani yoğunluk düştükçe o bölgedeki enerji de giderek azalır. Bunu sınır değerlere kadar götürürsek enerjisini düşürebildiğiniz kadar düşürdüğünüz zaman bile zaman uzayın olabilecek en boş bölgesine ulaşmış demeksinizdir. Uzayın bir bölümünü kaplayan alanlar için şekil 9.1b'deki gibi değerleri kasenin ortasına kaydığı zaman bunların enerjisi katkısı en düşüktür. Yani boş uzayda bile Higgs alanı olmak zorundadır. Boş uzay boş değildir. Bunu her zaman ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Yani değerleri sıfır olduğunda bile enerjileri de bütün o diğer alanların sıfırdır. Bu da iyi ve sağduyuya uygun bir anlam ifade eder. Çünkü biz de uzayın bir bölümünü tamamen boşaltmayı, alan değerleri de bunun içinde olmak üzere her şeyi sıfıra eşitlemekle ilişkilendiririz. Hemen boş deyince her şey sıfır zannediyoruz. Ama bir Higgs alanı için her şey farklı işler. Nasıl bir kurbağa şekil 9.1c'deki gibi ancak çevredeki vadiden sıçrayabilmek için yeterli enerjiye sahip olduğu takdirde merkezi bir düzleğe ulaşabilir ve kurtçuklarla sıfır uzaklığa ulaşabilirse bir higgs alanı da ancak kasenin merkezindeki tepeyi aşacak kadar enerji taşıdığı takdirde kasenin merkezine ulaşabilir ve sıfır değerini alabilir. Eğer tersine kurbağanın enerjisi çok azsa ya da yoksa şekil 9 bir dedek gibi vadiye kurtçuklardan sıfır farklı bir uzaklığa kadar kayacaktır. Yani bu neden foton gibi bazı e, taneciklerin e, o da biliyorsunuz ki elektromanyetiklerin bozonuydu neden kütle kazanmadığını açıklıyor. Çünkü enerjileri o kadar yüksektir ki Higgs, alanı alanıyla etkileşemez. Oradaki Higgs alanını aşabilmeyi başarmıştır. Benzer biçimde enerjisi çok az veya sıfır olan bir Higgs alanı da yani Kase'nin vadi bölümüne kadar kayacak ve bu yüzden de sıfırdan farklı bir değer alacaktır. Bir Higgs alanını sıfır değerini Bölgeden bir alanı tümüyle boşaltmak için yani yaklaşabilecek gibi gördüğümüz en yakın değer, hiçlik değerine ulaşmak için yaklaşılabilecek gibi gördüğümüz en yakın değer, almaya zorlamak için enerjisini yükseltmek zorundasınız. Ve enerji cinsinden konuşursak, bu durumda uzayın o bölgesi olabileceği kadar boş olmayacaktır. Kulağa çelişkili gibi gelse de, Higgs alanını yok etmek yani değerini sıfıya, sıfıra düşürmek, kase benzetmesi açısından konuşursak kasenin e, merkezini düzlemek, o bölgeye enerji vermekle aynı anlamdadır. Kaba bir benzetme olarak dışarıdan çevreden gelen ses dalgalarını yok edecek ses dalgaları üreterek kulak zarınıza çarpacak olan seslerin gelmesini engelleyen şu fantazi kulaklıkları düşünün. Eğer kulaklık mükemmel çalışırsa o ses ürettiğinde sessizlik olur. Ama kulaklığı kapattığınızda çevreden gelen sesleri duyarsınız. Araştırmacılar tıpkı kulaklığınızın programlandığı sesleri çıkardığında daha az ses duymanız gibi soğuk, bomboş uzayın da Higgs alanı ile okyanusuyla dolu olduğunda sahip olabileceği en düşük enerjiye sahip olacağına olabileceği kadar boş olacağına inanma durumuna gelmişlerdir. Araştırmacılar olabilecek en boş uzayı boşluk olarak adlandırırlar ve boşluk olarak adlandırdıkları uzay bile bir örnek bir Higgs alanıyla dolu olabilir. Bir Higgs alanının uzayda sıfırdan farklı bir değer alması süreci bir Higgs okyanusun oluşumu yani kendiliğinden simetri kırılması olarak adlandırılır. Ve 20. yüzyılın kuramsal fiziğinin son 25-30 yılında ortaya atılan en önemli fikirlerinden biridir. Nedenini görelim demiş. Bunu da bir dahaki konuda işleyeceğiz arkadaşlar. Zaten Higgs okyan e, biliyorsunuz ki mekanizmasının kanıtlandığını söylemiştik. Bizim için önemli olan şu. Boş uzay Boş değildir ve bir Higgs çökertisi ile e, çevrildir. Bunun da sebebi diğer bütün alanların soğudukça değerinin sıfıra yaklaşmasına rağmen Higgs alanının değerinin soğusa bile sıfıra yaklaşamamasından kaynaklanır. Çünkü Higgs alanı belli bir şekilde merkeze kayamaz ve salınımları sıfıra eşit olamaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki e, bir dahaki konumuzda da kütle enerji kütleye nasıl döner bunun hakkında kısa bir video daha çekeceğiz.